Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin salavat. 26. söz, Kader Risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma'lum. Ve külle şeyin ahseynâhu fî imâmin mubîn. Elhamdülillah. Hiçbir şey yoktur ki yanımızda onun hazineleri bulunmasın, ancak biz onu belirli bir miktarda indiririz. Her şeyi biz apaçık bir kitapta saymışızdır. Yani yazmış. Şimdi arkadaşlar, dersimiz kader konusu. Hemen bir küçük bir mukaddeme. Piyasada rastlarsınız böyle ojeli sözler, boyalı sözler var. Risale-i Nur'u bilmeyenler o sözlere vay be ne halimiş yani, yeni bir şey buldu. Az kaldı, bunu dinlemeseydik cahil kalacaktık. Tamam mı? İyi ki bu adam çıktı. Mealciler var. Kaderciler var, kader inkar edenler var vesaire. Ondan sonra mealle gidenler var. İkisinin de, efendim şu bir tanesini kapatın. İkisi de ayetleri var, doğru. Ve işte, yoğun çevirme kardeş. İkisi de doğrudur. Yanlış olan şudur. Asıl imamının eserine bakmadan böyle tuhaflıklar çıkıyor. Kimisi çok şiddetli bir şekilde kadere karşı çıkıyor. Kimler onlar? Vehhabiler. Ondan sonra temsilcileri var, isim vermeyeyim. Boyalı vitrinlerde boyalı insanlar. Onun kaderciler var. O da kaderiyün mezhebi var. Onları temelde şey yaparsak ikisinin de bir hakikati var. Mesela meal okuyayım. Ondan sonra biz dersimizi başlayacağız. İkisinin de delilini söyleyeyim. Ama Risale-i Nur bambaşka. Göreceksiniz. Diyor ki mesela, şunu bir kapat. Allah dilemese siz dileyemezsiniz. Yani bu ayeti gösteriyor. Kader hakimdir. Sen attın ama sen atmadın. Veya Allah dilemezse siz dileyemezsiniz. Bu ayet var. Kadercilerin kullandıkları ve bunun gibi ayetler var. Yani ve ma rahmeti zirahmete velakinne Allahe rama. Yani o sen attın ama sen atmadın. Doğru. Bu ayet doğru. Ondan sonra sen attın ama sen atmadın. Veya Allah dilemezse siz dileyemezsiniz. Men yeşâ. Hidayeti ben veriyorum. Bu kadercilerin şey yaptığı. Açık olsun, açık olsun, aç. İkincisi, kişiye çalıştığı emeği ve çabası kadar vardır. Veya şükrederseniz nimetimi artırırım. Sizi siniyoruz. Veya herkesin kaderi boynundadır. Boynuna asmışız gibi. Bu da bunun tezatı gibi gözüküyor. Efendim o arkadaşlara söyle, içeride konuşsunlar. Tamam. Hadi bakalım. Peki hangisi doğru? İkisi de şarta bağlı doğrudur. İkisi de iki yönde, iki farklı ayetlerde doğrudur. Hatta boynuna takmışız kaderini. Çabanıza bağlamışız. Çabanıza bağlıdır. İkisi de şarta bağlı doğrudur. Birisi mazide, diğeri bak ustad nasıl birleştiriyor. Hani mesela şey gibi, Allah gözükmez diyenler var. Allah gözükür diyenler var. Bu da ulema yani. Bu şimdi artistler gibi değil. Bu biraz önce anlattım.
ekranlara çıkıyorlar vitrine. Yani böyle cazip cazip bu ayetleri böyle ağız sulandırarak insanlarla sanki istihza eder gibi bu mezhep imamlarımızdan tabii. Mezhep imamları, itikat imamlarımızdan müciditlerle, müçtehitlerle alay eder gibi şu ayeti görmemiş diyor, şu mübareğe bak diyor falan böyle. Alay eder gibi, affedersin şey gibi ağzını açar böyle. Bu tabiri şey için kullanıyorum. Ağrıma gidiyor çünkü müçtehitlere, müfessirlere, müciditlere, ehl-i sünnet vel cemaat ulemasına dil uzattıkları için bunlara daha değişik yakıştırmalar yapardık ama ahlakı müsaade etmiyor. Tamam, ahlakımız yani ehl-i sünnet vel cemaat ulemasına böyle yakışıksız yakıştırmalar yapıyor. Artist yani bunlar. Ayeti kullanıyor. Bak diyor mesela şu ayeti görmediler mi diyor. Ha ha diyor. Onun tabii yaltakçılar da var yanında. Onlar da şey yapıyor. Tabii hocam hocam diyor. Allah Allah hakikaten hocam ya diyor. Ya diyor Kur'an'a diyor bakmasanız böyledir diyor. Deccal da ne tuhaftır ki Kur'an'a bakın diyor, tamam mı? Mealine bakın ne mal olduğu anlaşılsın diyor. Deccal da bunu söylüyor. Bunlar hep Deccaliyetin ürünleri. Bak Deccal da öyle diyor. Kur'an 26. sözün arkasında var. 26 altında bir bakın mealine diyor. Kur'an ne mal olduğu anlaşılsın diyor ya. Öyle oysa ustad onun zahiri birbirine zıt gibi gözükenleri ne kadar hakikatin farklı boyutlarını izah ettiğini 25. sözde anlatıyor. Ama tabii bu halk cahil olduğu için Kur'an'dan uzaklaştırılmış, asıl imamlarını da unutturulmuş, böyle bir ihtiyacı da hissettirilmemiş, önüne renkli televizyon şeylerini koymuş, bunları da pompalamış, televizyon kanallarını da vermişler, maddeten de desteklemişler, zahiri bir meali de koymuş, adama inanıyor. O kanala geçersen bir bakıyorsun ki Allah dilemezse dileyemezsiniz. Sen attın ama sen atmadın. Allah dileyemezse siz dileyemezsiniz. Vesaire. Öteki kanala geçiyorsun. Kişiye çalıştığı emeği ve çabası kadar vardır. Şükredersiniz nimetimi artırırım. Sizi siniyoruz. İşte boynunuza kaderinizi takmışız. Bir bak Allah Allah bir tuhaf yani. Bir tuhaf. Bak ustak ne yapıyor? Ben şimdi bir cümle yapayım. Hangisi doğrudur? İkisi de şarta bağlı doğrudur. Birisi mazide, diğeri istikbalde doğrudur. Cebriciler mazide doğrudur. Vehhabiler ise istikbal-i mutezile, şimdiki temsilcileri Vehhabidir. Mutezile mezhebi istikbalde doğrudur. Yani geçmiş kaderdir, gelecek tekliftir. Bunu bak ustak bir cümleyle bitirdi bunu. Ondan sonra ehl-i sünnet ikisini cem edip vasatı da katarak ehl-i sünnet buna sen şu sağda doğrusun dedi Cebriye'ye, mazide doğrusun. Mutezile de sen istikbale doğrusun diyerek ikisini de yanılarak vasata oturdu. Ehl-i sünnet üç zamanı, üç farklıyı içine almış oldu. Bunlar gibi istikbale, bunlar gibi sip mazide gömülmedi. Üçünü cem etti. Bunu anlıyor musunuz yani? Bu çok güzel bir şeydir. Ehl-i sünnet ikisini cem edip vasatı da katarak bunlara böylelikle ehl-i sünnet, mazi ve istikbal diye üç yönünü tazamun etmiştir. Şimdi ben bunları topladım size. Kader ikidir. Ayıramazsanız böyle karşınıza iki farklı ayet mealleri çıkar. Bak bedihi kader ve nazari kader diye ustad ikiye ayırıyor. İkiye ayırıyor. Kaderi ikiye ayırıyor. Şimdi bedihi kader nedir? Nazari kader nedir? Ben bunları not aldım bak üşenmeden bu sayfaları ama yerinden okuyayım size. 469 sözler. Bedihi olarak irade ve evamir-i tekviniyenin unvanı olan kitab-ı mübinden haber veren ve işaret eden. Bedihi kader zahiri kaderdir aynı zamanda. Tamam mı? Bu
Kitab-ı Mubin'de haber veriyor. Zahir ve batını tazamun ediyor. Şöyle diyeyim ki daha iyi şey yaparsınız gençler. Ağacı bir düşünün bakalım, bir ağacı, çınar ağacını. Ettiniz mi öyle bir şeyi? Tamam. Çekirdeğine evveluhu. Evveluhu. Meyvesine ahiruhu. Ağacın zahiri görünüşüne zahiruhu. Ağacın sistemine, mani, nizam, intizam, içindeki yapısı, manevi program, makina tarafı, batinuhu. Huvel evveluhu vel ahiru ve zahir vel batin ve huve bi kulli şeyin alim gibi, tamam. Dolayısıyla kadere herkes farklı bakmasının sebebi, kimisi evvel noktasına bakmış, evvel ismiyle kadere, kimisi ahir ismiyle bakmıştır kadere, kimisi zahir, kimisi batın. Oysa Esma-i Hüsna demek, zahir, batın, evvel ve ahiri tazamun eden, işin başında bulunan fail-i muhtardır. Esma'nın bütünlüğü kaderdir. Evveli, ahiri, zahiri, batinisine, onun dışında hiçbir şey bırakmamak şekildeki tümüne, tamam mı? Bu işin başında bulunan fail-i muhtardır. Onun dışında bir şey yoktur. Şimdi o insanların bazılarının ayeti kullanmaları, işte kaderin hakim olduğunu, o isteyemezse isteyemezsiniz, sen attın ama atmadın, ben attım, tamam mı? Öteki tarafta kaderiniz boynunuza takılmıştır, sizin yaptığınız kadardır. Ustad da 25 lematın sonunda da kullanıyor. Kişi çalıştığı kadardır, emeği kadardır. Yani kader sizin İsra suresinin 13. ayetinde de söylüyor. İsra suresi öyle hatırlıyorum çünkü çalışarak geldim. Şimdi bu orada da kaderin sizin takdirlerinizin, tercihlerinizin içinde o kader olduğunu söylüyor. İşte ama bir tarafta da böyle diyor. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Kader ikiye ayrılır. Bak ne diyor? Kader ikiye ayrılır. Hasan abi, tekvini ve teklifi mi abi? İşte izah edeceğim şimdi. Bedihi kader, irade ve evamiri tekvini tazamun eden Kitab-ı Mubin. Kitab-ı Mubin şimdiki zamana bakıyor. Zahir ve batın. Yani bedihi kader, bu bedihi kader Kitab-ı Mubin'dir. Bunun içerisine karpuz gibi bedihi kaderi yararsan, ki bu bedihi kadere Kitab-ı Mubin deniliyor. Yar bıçak gibi içinde ne var? Zahir ve batın isimlerini tam zamun etmiş. Daha bir içine bakarsan irade ve evamiri tekvini tazamun etmiş. İrade ve evamiri tekvini tazamun etmiş. Evamiri tekviniyi de bir karpuz gibi şey yaparsan, bir çavur içine gir. Evamiri tekvinin içinde de ne var? Ne vardı? Kanunlar. He? Kanunlar değil mi abi? Yok. Evamiri tekvinin içinde ne vardı? İm vardı. Ne vardı? Ezberlemeniz için söylemiştim. Evamiri tekvinin içinde ihtiyaç. İncizam. He? İncizam. İhtiyak, meyil. Ezberleyesiniz diye yapmıştım onu ya. İm. Bu neyi bile yaptım bak. İm. Yani bazı şeyleri adınız denince soyadını hemen kendi arkasında gelir gibi bilmek lazım. İhtiyak, incizat, iştiyak mıydı abi? Yani çok bazen üzülüyorum size ya. Evamiri tekvinin içini bilmiyorsunuz, senelerce kalıyorsunuz. Nasıl? Kitap okuyunca evamir tekvini tefekkür etmiyor musunuz? Yeri gelince diyorsunuz. Yeri gelince diyorsunuz. Peki vicdan içinde ne vardı? Artık ezberlettiniz değil mi onu? Tamam. Evamir tekvini içinde ne var artık? Ne var? He, alfabetik. H'den sonra ne gelir? Yani sıra. H'den sonra ne gelir? Neden sonra şe gelir? Yok. İymiş, iştiyak. Ama mi sonra koyduk. Yani şöyle ezberlemek için. İhtiyaç, iştiyak, incizap, iştiyak ve meyil. Tamam. Evamir tekvinin içinde bu var. Bu da nedir? Bu bedihi kader. İrade,
ve efendim evamiri tekvini tazamun ediyor. Bunu külliyata dağıtırsak, böyle külliyatın yapısına oturtmak isterseniz, tabirini başka yerde görmek isterseniz bunu ek yapıyorum. Manevi hayat-ı Muhammediye, ki buna şahsiyet-i Muhammediye deniliyor. Manevi hayat-ı Muhammediye. İkincisi, maddi hayat-ı Muhammediye, buna şeceri hilkat deniliyor. Tamam mı? Yani zahir ve batın kitab-ı mübin şeydeki. Sonra ikinci kaderden bahsediyoruz. İkinci kader nazarı kaderdir. Nazarı kader ise emir ve ilmi ilahinin bir unvanı olan İmam-ı Mübin'den haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var. Bu da nasıl anlatıyor? Bunu şey yapayım. Bu da İmam-ı Mübin nereye bakıyordu? Mazi ve mustakbel. Mazi ve mustakbeli. Bu nazarı kader. Hazır zamana bakan bedihi kader, kitab-ı mübin. Kitab-ı mübin bedihi gözüyle gözüken bir kader. Nazarı kader mazi ve müstakbel olduğu için kimse göremiyor. Bu imam-ı mübin. Tamam. Bu imam-ı mübin de şu iki ismi tazamun ediyor. Evvel ve ahir. Mazi ve müstakbel. Evvel ve ahir. Çünkü her şeye dört isimle bakılıyor ya, evvelu, ahiru, zahir, batını, kader de öyle. Bu da evvel ve ahir. Bunu külliyata böyle yayarsak, Nur-u Muhammed aleyhissalatü vesselam evvel ismine bakar. Enenin nur tarafıdır. Ahir ismi ise insana bakar, nur tarafıdır. Yani Nur-u Muhammed'i mana tarafıdır. Ters söyledim. Nur-u Muhammed'i mana tarafıdır. Ahir ismi ise insan ve nur tarafı. Şimdi uygulayayım. Şimdi bir sürü şeyler, kavramlar söyledik. Şimdi hepinizin kafası biraz duman. Şimdi anlatayım. Bir çınar ağacını hayal ettiniz mi? Çınar ağacı. Bir çekirdeği var. Tamam. Bir de çınar ağacında bir meyve var. Meyve hayal ediyor musunuz? Meyve. Meyvenin içinde çekirdek yok mu? Var. Bak, meyvenin içinde meyve ve bu çekirdeğe, buna nazarı kader deyin. Bu imam-ı mübindir. Yani meyve ve çekirdek. Çünkü bu çekirdeğin fotokopisi bunun içinde var. Hem mazi hem istikbal var. Hem mazi hem istikbal. Bu meyvenin içinde kökteki çekirdek yok mu? Var. Bu çekirdeğe ne aynıdır ne gaydır bunun. Bak, ağacın kökü arkadaşlar, ulemanın bile ihtilaf ettiği, şu anda renkli televizyonlarda renkli adamların çıktığı bir şey de, bak siz basit misallerle anlatılıyor. O kadar kolay olmamış. Risale-i Nur anlatmış. Bak, kökteki çekirdek kulüvallah ehed. Kur'an'da çalıştığınız için söyleyeyim. Kulüvallah ehed. Oku sonuna gel. Küllehu küfüven ehed. Ehed. Gördün mü? Başı ile sonu aynı. Ehad ismi. Ha, ağacın kökündeki ehad, meyvenin içindeki de ehad. Buna nazarı kader imam-ı mübin denilir. Tamam mı? Bu nazarı kader. Onun için bu kaderi ikiye ayıramazsanız bu tezata düşersiniz. Allah dilemezse siz dileyemezsiniz. Sen attın ama sen atmadın. Tamam mı? Ondan sonra o dilemezse siz dileyemezsiniz. Bu bir taraf. Hemen buna karşıt ve zıt gözüken diğer ayet. Kişi çalıştığı kadar var, emeği kadar var, çabası kadar var. Şükrederseniz çoğaltırım. Sizi sınıyoruz ve kaderiniz boynunuza asmışız. Sizin yaptıklarınız kaderdir. İkisi de çatışıyor gibi. Bak böyle. Bak ne kadar ayırıyor şimdi. Şimdi ikinci kaderden bahsediyorum. Bu imam-ı bindi. Ağacın bir görünüşü var. Var mı? Bu zahir. Ağacın kökündeki çekirdeğe evveluhu.
Meyveye ahiruhu. Tamam? Ahir de son. O zaman evveluhu topla, ahiruhu ekle. Buna nazarı kader denilir. İmam-ı Mubin. Ağacın zahirisi, zahir gövdesi. Bir yani zahir ağaç görüntüsü. Bir de ağacın nizam, intizamı, sistemi, makina tarafı içerisi. Batinuhu, zahiru, zahiruhu, batinuhu. Zahir ve batını da bu da bedihi kader ki buna kitab-ı mubin denilir. Şimdi çekirdekle meyvenin bütünlüğüne İmam-ı Mubin, nazarı kader, irade ve vamiri tekviniyenin tecellisi. İrade budur, çekirdeğin içindeki iradedir. Bu meyvenin içindeki çekirdek de vamiri tekviniyedir. Ağacın zahirinde ise emir ve ilmi ilahi. Emir ağacın görüntüsü. İlmi ilahi ise ağacın manevi tarafı. Bu da kitab-ı mubin. Şimdi bunu daha iyi anlamak için ben size bu kaderi unutmamanız adına bir örnek vereceğim kader. Kader hakkında size bir örnek vereceğim. Allah'ın izniyle kader meselesini o şeyle çözeceksiniz. Yani irade nedir, nedir? Bu birbirine çelişen, çatışan efendim ayetler gibi bu. Şeyini anlattım şimdi, ilmi tarafını anlattım şimdiye kadar. Tamam mı? Şimdi ben size, şunu bitireyim ondan sonra şeyini anlatayım. Örnek vereceğim. Örneği çok iyi kavrayacaksınız. Şimdi bu ilmi tarafını bir bitireyim. Müsaade ederseniz ilmi tarafını bitireyim. Bedi-i kader ise neydi? Bedi-i kader, kitab-ı mübin idi. Ağaca uygula. Batını. Ağacın zahirisi ve batınısı. Emir ve ilmi ilahi. Şimdi o nedir diyor? Çekirdeğin tazammun ettiği şey nazarı bedihi kader. Nazarı kader ise çekirdekte ondan ne dedik? Bedihi mi dedik? Nazarı mı dedik? Bedihi. Çekirdeğin tazammun ettiği ağacın maddi keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki sonra gözüyle görünecek. Demek ki bedi-i kader, çekirdeğin tazamun ettiği ağacın maddi keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleri. Üç tane şey. Ağacın maddi keyfiyat, maddi vaziyetleri ve heyetleri. Yani içindeki donanım çeşitliliği. Çiçektir, meyvedir, kokudur, daldır, budaktır. Hani bir şey değil onlar. Gövde var, dal var, çiçek var, yaprak var, koku var, meyve var, tamam mı? Bir sürü özellikler var. Bu bedihi ve içerisi. Şimdi nazarı ise o çekirdekte, hani nazarı ne demiştik? Ağacın kökündeki çekirdek ve meyvenin içindeki çekirdek. Elim bak burada olarak konuşuyorum. Bu ağacın çekirdeği, bu elim meyve, tamam mı? O çekirdekte ondan halk olunacak ağacın müddeti hayatındaki bu çekirdekte, o çekirdekten halk olunacak ağacın müddeti hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki tarihçe hayat namiyle tabir edilen vakit be vakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller, o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderi miktarı vardır. Madem en adi, yani en adi, adi derken halk arasındaki adi adam değil, sıradan hayatın içerisindeki normal olan bir ağaçta ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var, elbette umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir dikkatle anlaşılır. Tamam. İlmi tarafını bitirdim. Şimdi size bunun örneğini yapmak istiyorum. Eveli kader. Eveli kader, ahiri kader. Yani
Kader iki taneydi değil mi? Bir zahiri, bir batını. Batını İmam-ı Mubin, zahiri Kitab-ı Mubin. Batınısı İmam-ı Mubin, zahirisi Kitab-ı Mubin. İmam-ı Mubin çekirdek ve meyveyi tazamun ediyor. İmam-ı Mubin ağacın altındaki kökle meyvenin meyvesi. İkisi bu İmam-ı Mubin. Buna nazar-ı kader. Mazi ve müstakbel. Güzel. Şimdi kitap zahiri kaderden konuşuyoruz. Ağacın şekli, şemali, keyfiyetleri, vaziyetleri ve içerisindeki makina sistemi, bu da zahir ve batındır. Tamam mı? Zahir ve emir ve ilmi ilahinin unvanı da bu Kitab-ı Mubin'dir. Şimdi ben size bir örnek veriyorum. Bir yeri açalım. Furkan oradan açar mısın? Buradan ses geliyor. Oradan ses. Tamam, oradan aç veya şuradan İsmail'im. Şuradan şey. Şuradan aç. Aç bir tane. Tamam. Çünkü ateşli bir ders. Şimdi örnek veriyorum. Hazır mıyız? Size lazım olacak bu örnek. Diğerini anlattığım size o kadar değil de ilmi kurcalayanlara veya şey yapanlara gönderme yaptık. Her şeye dört noktadan bakıldığı gibi huvel evveluhu vel ahiruhu huvel evveluhu çekirdek vel ahiruhu meyve zahiruhu ağacın batinuhu. Bir daha yapayım. Huvel evveluhu ahiruhu zahiruhu batinuhu. Tamam. Şimdi buna önümüzde yaşanan dünyadan bu kadere de dört noktadan bakılıyor. Kaderin evveluhu, kaderin ahiruhu, kaderin zahiruhu, kaderin batinuhu. Ama cem edersek evvel ve ahir bir kader. Buna nazari kader. Zahir ve batına da bedihi kader. Ama ben anlamak için dörde ayırdık. Evveli, ahiri, zahiri, batını. Evveli nedir? Bir bilgisayar düşünün. Bilgisayarınız var. Hayal ettik. Tamam. Elektronik ve Windows internet dünyasının temel yazılım sistemleri. Yani evveli kader. Elektronik dünyanın, bu televizyon vesaire hepsinin, elektronik dünyasının elektronik yazılımı ve Windows yani bilgisayar veya i̇şletim Macintosh. Sistemi i̇şletim sisteminin yazıldığı. İşletim sisteminin temeli yani. İlk temel. Evet. Ondan daha ileri bir şey yok diyelim. İşletim sistemi, aferin, çok güzel. Temeli buna evveluhu. Tamam. Ahiri kader ise senin elektronik, televizyon, internet dünyasındaki oluşturduğun sanal dünya. Dinlediğin, seyrettiğin ve yazıp çizerek umumi, nihayetsiz dünyadan oluşturduğun dünyan. Yazılımın ve sistemin ve sitelerin sana çizdiği hürriyetlerinin içindeki hürriyetin. Sana sunulan tercihler içindeki tercihlerin. Mutlak hür değilsin. Mutlak her istediğini yapamazsın, kaldırıp atamazsın, değiştirip yerine başkasını, başka yazılımı kuramazsın. Ve umumi bir yazılım, 7 milyar insanın her birine ait yazılım yok. Umumun içindeki hususiyetlerin, sana sunulan hürriyetler, tercihler içinde hürsün ve tercihlere sahipsin. Bir de okuyayım, tek tek okuyayım. Zahiri kader. Evveli kaderi şey yapıyorum. Bir daha okuyayım. Elektronik ve Windows yani elektronik internet dünyasının işletim sistemi. Temel yazılım. Ondan öncesi yok yani. Çekirdekten önce geçemezsin. Bu. Şimdi ahiri kader. Yani bu çekirdektir. Şimdi meyve. Senin elektronik sistemlerin, televizyonun, internet dünyasındaki oluşturduğun senin sanal bir dünyan. Senin yani
o dünyada sana sunulan imkanlar içindeki tercihlerin. Sen mutlak tercih yapamazsın. Yani bu sistemin dışına çıkamazsın. O sistemin içindeki tercihlerin. Mesela dinlediğin, yani dinlemek istediğin, mutlak her hayal ettiğini dinleyemezsin. Yok. Bak dinlediğin, seyrettiğin ve word olarak yazımda yoksa yazıp çizerek umumi nihayetsiz dünyadan oluşturduğun dünyan. Bir dosya açtın. İnternet dünyasından, televizyon programlarından, elektronik dünyasından internet vasıta bilgisayarına girdin. Dinlediklerini, seyrettiklerini, yazıp çizdiklerini, indirdiklerini, gönderdiklerini bir dosya yapıyorsun. Bu senin umumi bir internet dünyasındaki hususi bir dünya. Yazılımın ve sistemin ve sitelerin sana çizdiği hürriyetler içindeki hürriyetin. Yazılım sistemin dışına çıkamazsın. Böyle bir talebin de zaten olmaz. Mantıksız olur. Yani onu bilirsin zaten. Bilirsin. Bildiğin için kanaat ediyorsun. Diyorsun ki benim isteğim bu istekler içindekilerden seçebilirim. Bunu uygularsam, örnek uygulasam, güneşin ne zaman doğacağını, ne kadar kalacağını, kimin oğlu olacağımı, benden kimin olacağını gibi senin iradenin dışındaki tercihler yapamazsın. Umumi bir yazılımdır. Yani bir projedir kainat. Bir yazılımdır, yazılım. Temelli bir yazılım sistemi, işletim sistemidir. Bu sistem sana imkanlar sunuyor. Ama bu imkanlar şu, onun tercihleri içerisindeki tercihlerindir. Yani mesela şurada bir top oynayabilirsin. Oynarsın ama bu top oynama bir, sahayı sen çizemezsin. Kaleyi sen çizemezsin. O adamları da sen getiremezsin. Senin orada oynarken sana çizilen bir futbolcuysan, önde mi oynuyorsun, ortada mı, ahirde mi, kalede mi? Senin tercihlerin var. Ama mutlak tercihini yapamazsın. O tercihlerin içindeki tercih, mesela ferdi oynarsın, top dediğin için söylüyorum, karşımızda ya. İstersen ferdi oynarsın, istersen grup psikolojisi oynarsın, tamam mı? Ama o tercihlerin içinde tercihin. Yoksa senin tercihlerin dışında sahanın kurulması, harfiyatı, nerede site yapılacak, efendim kalelisinden, topundan, hatta rakiplerinin o şeyleri sen tercih edemezsin. Bu tercihler içerisindeki tercihin, sana sunulan tercihler içindeki tercihlerin, sana sunulan tercihler içindeki tercihlerin mutlak hür değilsin. Mutlak hür zaten mutlak esirliktir. Şöyle esirliktir. Bütün duygun mutlak hür. Latifelerin, hissiyatların nihayetsiz. Birbirine çelişen ve çatışan duyguların var, hislerin var. Birisinin varlığı ötekisinin yokluğudur. Değil mi? Böyle birbirine zıt şeyler var, latifeler var insanda. Çekme, itme mesela. Sevme, nefret etme. Büyütme, öldürme. Peki bunların hududunu nihayetsiz yap. Her şey sıfırlanır. Artı 15 ile eksi 15'i çarpıştırın. Sıfır. Artı 5 ile eksi 5 ile çarpıştırın. Sıfır. Yani hep böyle olur. İnsan hiç oynayamazdı. Bütün hislerine nihayetsizlik verirsen, hat koymasan, hudut koymasan, bu sefer zannediliyor ki fıtratıma nihayetler koymak, nihayetlendirmek içindir. Hayır. Nihayette mesela sen bilgisayarın bir kutudur, duygu diyor, şeyde diyor onu. İşaret edeceğiz diyor ki, sana diyor o alemlerden nümuneler verilmiş. Sendeki o nümunelere diyor, o alemlere bakarsın. Yani ben onu televizyon ekranı gibi görüyorum veya internet bilgisayar ekranı, sana sunulan bu. Bunun içerisine bir giriyorsun böyle, artık kafayı soktun, bilgisayar görmüyorsun. Dünyayı seyrediyorsun. Duygu bilgisayar gibidir. O alemleri seyredersin. Çalıştırırsın. Tamam. Çalıştırabilirsin. Çalıştırabilirsen tabii. Veya gömülmezsen. Mutlak hür değilsin.
Yazılım sistemini değiştiremezsin. Mutlak her istediğini yapamazsın. Yani mesela nurdersi.com'a gittin, videoyu kaldıramazsın. Sana sunulan tercih kadar tercih edebilirsin. Sana ders indirebilirsin. İstediğin dersi indirirsin. İstediğin dersi indirirsin. İstediğin dersi dinlersin. Ama ben bunu yayından kaldırırım. Öyle bir yetkin yok. Ancak şöyle bir yetkin var. Senin dünyandan silersin. Kapatırsın. Ama o vardır dünyada. Mutlak hür değilsin. Bu ahireyi okuyorum ha, ahire ismi. Kaderin ahir manası. Mutlak hür değilsin. Mutlak her istediğini yapamazsın. Kaldırıp atamazsın. Değiştirip yerine başkasını kuramazsın. Ve umumi bir yazılım olduğu için 7 milyara bakıyor. Yoksa her bir insana bir yazılım işletim sistemi kurulamaz. Her bir insana bir sistemi umumidir. Senin hususi dünyan umumun içinde olacak. Çünkü senin hürriyetin başkasının hürriyet çerçevesi içindedir. Mesela ben mutlak kürüm diye herkes hür olsa mutlak, ben evi yakmak istiyorum canım, vallahi bu evin nasıl yıkılmasını hiç görmedim. Yıkabilir miyim? Orada bir sürü kuklar var. Senin arabanın nasıl yanacağını hiç görmedim. Şimdi inip de yaksam ne dersin? Bir dakika ya. Bir dakika ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi bu arabanın var ya Mercedes. Yandığını hiç görmedim ben. Camının hakikaten taşta mı varyozda mı nasıl patlar? Bot mu? Pat mı? Sen ne dersin? Kardeşim hürriyetin benim hürriyetimi ihlal edemez. Buna hürriyet denmez. Buna zulümdür. O zaman hürriyetler içerisindeki kural insanı hür eder. Yoksa esir olur insan başkasının hürriyeti içinde. Ve umumi bir yazılım, 7 milyar insanın her birisine ait yazılım yok. Umumun içindeki hususiyetlerim, sana sunulan hürriyetler, tercihler içerisinde, son cümleyi söylüyorum. Umumun içindeki hususiyetim, sana sunulan hürriyetler, tercihler içerisinde hürsün ve tercihlere sahipsin. Ama o tercihler içerisinde tercihindir. O tercihler için, mesela diyelim ki kader sana güneşin doğuşunu, batışını sana vermemiş, tercih edemez. Doğmasın diyemezsin yani. Doğmasın diyemezsin. Güneş burada dursun veya kalksın ya bu be. Diyemezsin. Bu nedir? Kader sana şöyle dedi. Bu sistem kuruldu, yazılım. Bunun içerisinde sana tercihler sunacağım. Ama sistemin içindeki tercih. Sistemin dışına çıkacak bir tercih yok sende. Sistem mesela elbise giyebilirsin, çıkarabilirsin. Zeytinburnu'nda oturabilirsin, başka yerde de oturabilirsin. Derse gelebilirsin, gidebilirsin. Yani sistem içindeki sana sunulan tercihler var. O tercihler içindeki senin tercihlerine ahiruhu, kaderin ahiri. Kaderin evvelini okuduk değil mi? Kaderin evveli, elektronik ve Windows yazılım işletim sisteminin senin dışında yazılması, senden önce yazılması, sen bilmezken yazılması. Sen onun içinde kendini buldun. Onun dışında bulamadın. Onun dışına çıkamazsın. Bu evveluhu, çekirdek. Ahiruhu, meyveyi okudum. Şimdi zahiruhu, kader. Zahiri kader. Televizyon, elektronik, internet, nihayetsiz dünyasının tercih siteleri ve alemleri. İnternetteki alemler, siteler, nihayetsiz fikir ve yazı, kitap ve videoların ve daha nice şeylerin dünyalarına sana verilen yetki ve imkan kadar tasarruf yapabilme, katkı verebilme, yani oraya katkı yapman ve kendini orada ifade edebilme, yani altına yazı koyuyorlar, yorum yaz, bunu şey yap, yani tasarruf yapabilme, katkı verebilme ve kendini orada ifade edebilme, alemini o alemi taşıyabilme imkanlarının sana açık olmasına zahiruhu. Tamam. Evveli ahiriye buna şey denilir. İmam-ı Mubin. O zaman o yayımı yapanlar da bakıyorlar. Yani bu nasıl bir meyve verdi?
Evet. Seni hemen yorumlarla. Tabii IP numaranla giriyor. Şimdi batinihi kader. Ondan sonra beraber konuşacağız. Size imkan vereceğim. Batini kader, zahiri okuduk. Batini kader, ağacın gözükmeyen makine tarafı içerisi. Elektronik, internet, temel yazılım sistemlerinin senin bilgisayarına yüklenmesi. Eğer Windows ve elektronik dünya o umumi işletim sisteminin sana lazım olduğu kadar senin bilgisayarına kendisini kodlamış. Eğer sen o yazılım sistemini sana program olarak, yazılım olarak yüklemese senin bilgisayarın çalışmaz. Değil mi? Windows ne yapmış programını sana satıyor yani. Bilgisayarına yüklüyor. Bir de okuyorum. Elektronik ve internet temel yazılım sistemlerinin yani Windows'un senin bilgisayarına yüklenmesi, bilgisayarının kalitesi, bilgisayarının donanımları, RAM'i, işlemcisi ve vesaire yapıları ve her tür sanal dünyaya girebilme koridoru bağlantıların sana sunulması, internet imkanı verilmesi. Keset ne kadar iyiyse, sağlıklıysa program ona göre çalışır. Evet. Kese yani, para yani. Bak, bir de okuyayım izleyeyim. Elektronik internet temel yazılım sistemlerinin senin bilgisayarına yüklenmesi, bilgisayarının kalitesi, donanımları, RAM'i, işlemcisi vesaire yapıları ve her tür sanal dünyaya girebilme koridoru bağlantıların sana sunulması, şifrelerinin senin eline verilmesi, oraya giriş şifrelerinin sana verilmesi ve senin o dünyadan haberdar olma özelliğinin ve bilgilerinin sende bulunması. İnternet mesela ben o kadar bilmem. Hani aranızda vardır, çok iyi biliyor. Oralara girme falan, birisine ben şey koyuyorum mesela, kilit koyuyorum, adam tak diye koparıp atıyor. Yani o bilgisayara dolaşabilme bilgi ve becerimin de sana takılması, ilalet değil. Sen o dünyadan haberdar olma özelliğinin ve bilgilerinin sende bulunması ve senin tercihine bilgisayarın amade olması. Yani 1000 tane video yapmak için ne kadar, bak bir ders yapmak için kaç saat ve kaç gün uğraşıyorsun. Bir video, bir ders, 1 saat ama en az belki de 100 saatin emeğidir. Böyle 100 tane videoyu bilgisayara koysak bir düğme ile enterle siler mi silmez mi? Siler. Bilgisayarın silmek gücü vardır. Ama onaylamaz gücü yoktur. Onaylayamaz. Enter'e basamaz. İlle bilgisayarın bu gücünü yönlendirecek, aktif edecek benim enter'ime basma iradem lazım. Onun için irade kudreti tazamun ediyor. Anladık mı burayı? Kuvvet peki, peki tamam. Şöyle diyeyim bir daha. Koca bir fabrikayı düşün. İsterse hepsini harap eder bir tuşa. Tabii, koca bir fabrikayı düşün. Binlerce alet var. Yakıyor, kaynak ediyor, deliyor, bilmem ne yapıyor, bir sürü. Buraya giren elektriği bir düğmenle onaylarsan girer ve bu güç netice olur. Bu araba çıkar. Ama senin bir düğmen onaylaman gerekiyor. Bu gücün yönlenmesine, bu güç yönlenip aktif olmasına senin iraden bağlı. Evet, senin böyle bir gücün yok. Elektrik diye bir gücün yok. Ama elektriğin gücü senin parmağında. Güzel. O zaman bu irade kudreti tazamun ediyor. Sen onaylıyorsun, sen veriyorsun. O zaman irade kudreti tazamun ediyor. Halk şaşırdı değil. Tamam. Çok acayip. O zaman bak. Sen bu senin o dünyadan haberdar olma özelliğinin ve bilgilerinin sende bulunması ve senin tercihine bilgisayar amade olması, senin tercih tuşunu red etmelerinde senin tercih tuşunu red edip veya etmemede amade olması. Şimdi kısacası topluyorum. Bir tane bir bilgisayar var. Kader, bak kader. Bilgisayar var. Tamam arkadaşlar. Bu bilgisayarımızın markası, kalitesi, donanımı, RAM'i, işlemcisi,
programı, tamam mı? Sende. Sende bilgisayarında var. Bir de bu bilgisayarımıza, internete girme şeyi var, şifresi var, imkanı vermişler. Tamam mı? İnternet girebilirsin diye. Pat diye herkes giremez değil mi? Parayla kanal alıyorsun. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla bu bilgisayarınızı hayal edin. Hayal ediyor musunuz? Bilgisayarınızın büyüklüğü, kalitesi, donanımı, işlemcisi, RAM'i, ondan sonra bu bilgisayarımız o alemlere girebilme, dolaşabilme sistemi, Windows'un yazılımı sana yüklü olması, programların yüklü olması, video çalar yüklü olması ve sen buna ayrıyeten bu bilgilere, donanıma sahip olman. La, sen bir siteye girdin. Sitelere girdin, senin haricin bu şimdi. Bu senin için. Sitelere girdin, videolara gittin, bir sürü işlerler yaptın, video indirdin, yazılar yazdın. Word sayfasıyla bilgiler yazdın, bilgiler aktardın, videonu attın, bir şeyi aldın. Sen iş yaptın. Peki sen bir dosya oluştursan, o dosyadaki bilgileri, vallahi ben yapmadım, benim suçum yok, bu bilgisayar bu bilgileri topladı diye özürün olur olmaz. İşte arkadaşlar, irade ile kader şudur. Kader bu yazılım sisteminin yazılması, kader. Sonra bu yazılım sisteminin karşılığı olarak senin bilgisayarına yüklenmesi, yani uyguluyorum şimdi, kainat yazılım sistemi, Allah'ın projesi, yazılım sistemini, bir numunesini, Windows senin bilgisayarına yükledi ya, bir numunesini kainatın yazılımı, şeceri hilkatın çekirdeğini bana yazması, fotokopisini, kopyala yapıştır. Tamam? Buna evvel ve ahir kader, buna İmam-ı Mubin denilir. Tamam? Çok kolay bak. Allah kainatı yazdı, yazılım. Şeceri hilkat, Nur-u Muhammedi, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Kürs, Cennet, Cehennem, Yedi Kat Sema, Alem-i Misal, Alem-i Mana, gel dünyaya, bu yazılım. Cüz ve cüz'i diye bir şey diyebilir miyiz abi? Evet. Cüz'i olur değil mi? Cüz'i olur, cüz olmaz. Cüz olmaz, cüz'i olur. Cüz'i olur. Bu külli, bu kainat projesinin bir yazılımı var. Onu gitti, o Windows gibi, gitti insana yükledi. Uyguluyorum. Windows parayla gitti bilgisayarına yazılım sistemini sana yükledi. Sen bilgisayarı çıplak aldın. Yazılım, işletim sistemi olmasa çalıştırabilir misin? Çalıştırabilir misiniz? Çalışamaz. Tamam. Bu, işte bu ruh yani. Yani bilgisayar bedendir. Bilgisayar bedendir. Bilgisayardaki batarya hayattır. Bilgisayardaki o program, yazılım, işletim sistemi aç. Nedir? O da ruhtur. Bilgisayar bedendir. Bataryası, elektriği hayattır. Bilgisayarın ekranı, donanımı, RAM'i, işlemcisi, tamam mı? Böyle şeyi, bu sen bilgisayarın zahirisi bedendir. Programı ise yazılım, yazılım programı ise işletimi vesairesi, özelliği o yazılım. Yani o Windows'un sana verdiği yetkiler. Bu da ruhtur. Tamam. Şimdi burayı anladık. İradeye gireceğiz. Bunu anlamanız lazım ki, bir daha söyleyeyim, üçüncü kez, irade nerededir? Camı açtık mı? Tamam, yok. Orası açık. Bir daha açsın. Aç, ha tamam. Bak. Kainatın projesi işletim sistemidir. Nedir o? Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Kürs, Cennet, Cehennem. Yarattı Allah. Hepsinden bir numune insana koydu. Tamam? Ha. Senin anlayacağın tarzda
Windows yazılım sistemini senin bilgisayarına yükledim. Bu kadar kolay. Buraya kadar tamam. Lazca anlatıyor. Sonra bu bilgisayarın tuşları ve bilgisayarın bana sunmuş olduğu internet giriş yolları bana verilmiş. Fakat ben girdiğim zaman internete benim hayal uçuk şeyler yapamam. O sistem içinde bir şeyler yapabilirim. Yani sistemin bana sunduğu imkanlara girebilirim. Bazı videolara giremezsin. NASA'ya giremezsin mesela. Veya adamlar ayrı bir yazılım var askeri. Ben oraya giremiyorum. Ha ben giremiyorum. Ama Evliya Azim'e onun şifresini kırıyor. Giriyor içeriye. O aleme giriyor. Günah ne demektir burada? Adam virüs yapıyor yazılımı. Virüs. Bilgisayara bir yayıyor. Nasıl yayıyor? Virüsü gökten gelmez. Sen o haram kanallarına girmesen virüs gelmez. Bu sefer insan yani bilgisayarım çöküyor ne yapayım? Tövbe ediyor. Bu da antivirüs demektir. Antivirüs de onu bitiriyorsun. Anladınız mı? Günahlar virüstür. Tövbe antivirüstür. Şimdi bu bütün o bilgisayarın dünyasında bir sürü tercihler var. Buna girebilirim, buna girebilirim, bunun altına yazı yazabilirim, bunu indirebilirim, ben video atabilirim, site açabilirim, insanları inşaat ederim, insanları ifsat ederim, Word yazarım, yazı yazarım, fikirlerimi yazarım, fikirleri indiririm, çökertirim, sistemimi çökertirler, bir sürü internet dünyası. Bu benim duygumla böyle televizyonun o şey, bilgisayar kapağını düşün böyle. Onun için kafayı sokuyorum tamam. Şimdi burada iradem şu demektir. Onaylıyorum, reddediyorum. Kabul ediyorum, reddediyorum. İndiriyorum, indirtiyorum. Bu da iradedir. Şimdi bunu anlattıktan sonra kadere iman, kader neydi? Kader budur. Tümüdür. Kader kainat Windows yazılımı, bilgisayarım donanımı, bilgisayarımdaki benim imkanlarım ve benim onunla o alemi birleştirme özelliğim. Kader ne işe yarıyor? Kader Allah'a iman, bak 6 tane iman esasının 5 tanesini bütünlüğe getiren bir hakikattır. Bak kader iman esasındakileri okuyorum. Allah'a iman nokta istinaattır. Ahirete iman nokta istimdaattır. Meleklere iman senin lehine çalışıp yalnızlığına merhem sürendir. Senin lehine, aleyhine değil. Meleklere iman demek ne demek? Bak Allah'a iman etmekle ne demek istiyorsun? Nokta istinat. Bak dayanak noktası buldum. Yaslanıyorum görüyor musunuz? Ahirete imanla fıtratımın istediği beka alemini bağlanmaktır. O aleme bağlanmaktır. Koridorla şifreli girdim. Meleklere iman ise bizim lehimize tövbe ediyor, koruyor, düşmemize, güzel şeyleri ilham ediyor, sıkıntılarımıza, yalnızlığımızı gideriyor. Kitaplara ve bu ne demiştik? Meleklere iman, kitaplara ve peygamberlere inanmak, olayları tasdif edip yorumlama melekelerimi çalıştırıp yükselten fiili örnek. Kitaplara ve peygamberlere imanın bendeki karşılığı şu, hulasa ettim. Olayları tasdif edip olayların ne olduğunu diziyor ve onlar nasıl yorumlayacağımı bana dersini veriyor. Bunu yapan insanın canlı bir model olarak çıkartıyor bana. Kadere iman ise bu 5 iman esasının bütününe getirmektir. Şimdi kader hakkında ben size kadere iman etmenin
psikoloji boyutunda bir cümleyi söyleyeyim. Sonra şeyini okuyacağım, metni. Sen hiçbir ölçünün olmadığı, hiçbir yasanın, kuralın işlemediği, herkes her istediğini yaptığı bir yerde yaşamak ister miydin? Bir de okuyorum. Sen hiçbir ölçünün olmadığı, hiçbir yasanın, kuralın işlemediği, herkes her istediğini yaptığı bir yerde yaşamak ister miydin? Başta söylemişti, hürriyet olmuyor demişti. Evet. Mesela şöyle bir alem düşünün. Kalemi bırakıyorum, düşmüyor. Kalıyor. Kalemi bırakıyorum, böyle gidiyor. Kalemi bırakıyorum, böyle gidiyor. Kalemi bırakıyorum, böyle gidiyor. Kalemi bırakıyorum, aşağı gidiyor. Her defasında bir tuhaflık, yani bir sistem yok, bir miktar yok, ölçü yok. Kuralla çalışmıyor. Kainatın sistemi, işletimi. Böyle dünyada yaşamak ister miydin? Seni inkişaf ettirmez. İnancımıza bile zıt olsa, belirli kuralları ve yasaları olan memlekette yaşamak, yukarıdaki kuralsız ve yasalarsız olan memlekette yaşamaktan daha iyidir. O zaman sen bu aleme gelirken sana sorulsa, yasaları, kuralları ve sistemi olan memleketi mi, yoksa bunun zıttı olan memleketi mi tercih ediyorsun, ne derdin? İşte bu tercihin adı kaderdir. Kaderi anlamanın bir yolu da, kadersiz olunsa kainat ve insan ne olurdu? Kadere iman etmenin ne olduğunu, getirisinin ne olduğunu anlamak istiyorsan, kadere iman olmasaydı insan ve kainat nasıl olurdu? Kader, ölçü, yasa ve kuralların işleyen yazılım sistemi demektir. Bir daha söylüyorum. Kader, ölçülerin, ölçü, yasa ve kuralların işleyen, ölçü, yasa ve kuralları işleyen yazılım sistemi zemini demektir. Kader hakkında bu kadar külukal edilmesinin, bu kadar kader hakkında konuşulmasının en büyük sebebi ihtiyarla iradenin ayırt edilememesinden geliyor. Kader hakkında bu kadar külukal edilmesinin sebebi ihtiyar ile iradenin ayırt edilememesinden ileri geliyor. Ben şimdiye kadar anlattığımı rafa koyuyorum. Kaderin dibine iniyoruz. Bu kadar külukal niçin edildi? Allah'a iman etmekte de böyle değil, peygambere değil de kader niçin bu kadar külukal oldu? Temelinde ihtiyar ile iradenin ayırt edilememesinden ileri geliyor. İhtiyar aklidir, irade vicdanidir. Vicdanın verdiği, vicdandaki iradenin verdiği kararı akıl 3-5 saniye sonra onu alıyor ve sonra o onaylıyor. Biz zannederiz ki ihtiyarımız onayladı. Kader akaide imana girmişse gaybidir. Zahiri değildir. Çünkü iman gaybadır. Allah'a iman, peygambere iman, kadere iman. İman nedir? İman gayba imandır. O zaman kader de iman esaslarına girmişse kader de gaybidir. Çekirdeklerinin ücretini kimden alacaksın? Çektiklerinin ücretini kimden alacaksın kadere iman etmezsen? Mesela geçmişte bir sürü sıkıntın var. Düştün, kalktın, kafan kırıldı. Kadere iman etmeyen cepten ödedi. Kadere iman eden ne der? Mazi kaderdir, gelecek tekliftir. Tamam. Peki mazideki dertlerini, sıkıntına ne diyorsun? Bir sürü günahlarıma kefarettir ve sevaptır. Ebu Bekir'in diyor ayağına batan diken bile Allah sevap olarak yazar diyor. Kader güvensizliği, emniyetsizliği, unutmayın bak bunu, bu çok önemli, altını çiziyorum. Kader güvensizliği, emniyetsizliği ve sahipsizliği kaldıran mekanizmadır. İnsanın ruhunda
Kader, bu not alacaksanız bu çok önemli. Kader insanın ruhunda ki güvensizliği, emniyetsizliği, sahipsizliği kaldıran mekanizma sisteminin işletim sistemidir. Şimdi devam ediyorum. Hızlı hızlı. Bilgi bilinene tabidir. Varlığın tüm süreci esmalarının meratiplerindendir. Yani varlığın tüm süreci esmanın meratiplerindendir. Misal, buz. Buz. Buz ama sudur. Su ama H2O'dur. H2O ama enerjidir. Enerji ama esirdir. Esir ama madde hayattır. Madde hayat ama aynı hayattır. Akıl ceveridir. Ruh ceveridir. Nur Muhammed'idir. Esma-i Hüsna'dır. Esma-i Hüsna demek bu varlık sürecinin tümüdür. Yani buz demek şudur. Şu. Buz. Ama bunun arkasına geçersen enerjidir. İnsan karar vermeden 6 saniye önce beyine mesaj veriliyor diye ispat edilmiştir. Realite, fizik. Sonra ben 6 saniye sonra kararı onaylıyorum. Onun için bizden önce zaten karar veriliyor. Biz onaylıyoruz, reddediyoruz. Sistem bu. Neye benziyor? Bilgisayarınıza bir sürü şeyler geliyor. Reklamlar geliyor. Sizin iradeniz dışında spam bile gelebiliyor. İşte vehim ve vesveseyi spam olarak söylüyorum. Spam biliyorsunuz şöyle. Zamanında bir hata yaptın, bir kusur ettin, kötü bir kanala girdin, bir siteye girdin. O kanal senin IP bilgisayar numaranı kaydediyor hemen. Mesela bizim nurderse.com'a girersen böyle kayıt yok. Ama bazı siteler giren hemen kaydediyor. Adam da o bir baktın hemen çıktın. Denk geldin çıktın. Ama şöyle bir şansın yok. Senin bilgisayarının IP numarasını aldı. Bir hafta sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra hiç haberin olmadan ders çalışıyorsun, bir şey seyrediyorsun ama internete açıksın. Ders izliyorsun. O spam denilen iradesiz, ihtiyarsız o daha önce girmiş olduğun siteden IP numarana bakarak sana bir manzara gönderiyor. Seni kendisini unutturmamak için bak ben buradayım ha, daha önce girmiştin ha der gibi o kendisini hatırlatmak adına bir şey gönderiyor, veri gönderiyor. Sen Allah'ın lanetasından çarpıp atıyorsun. Bu spam vehim demektir. Mazide yapmış olduğun bir sıkıntı, bir günah veya geçirmiş olduğun bir travmayı şimdi gelmesi, bilgisayarında gözükmesi, aa ben mi girdim? Cahil adam öyle diyor, ya ben nasıl girdim ya? Veya benim bilgisayarım açık, siteye bakarken diyelim ki ben çıktım abdese gittim, gelene kadar masamda baktım ki bir spam geldi. Benim bir dostum geldi odama oturdu, aa hocam bak masasına bak, Allah Allah, bilgisayarına bak ne var? Tamam mı? Dolayısıyla Müslümana suizan etmeyin. Bu da suizan etme hastalığını ortadan kaldırıyor. Çünkü spam denilen bizdeki bilgisayardaki spam bizdeki vehim. Daha önceki bir hadiseyi senin alemine unutturmamak adına insanlar da onu şöyle der. Uygulamalı yapayım. Kriz geçiriyorum. Krizim geldi. Kriz gelmez kardeşim. Kriz gelmez. Geçiriyorum. Tekrar ediyor manasında krizim. Tekrar ediyor. Hayır. Hayatın tekrarı yok ki krizin tekrarı olsun. Bir saniye öncekisini yaşayabilir misin daha? Peki abi aynısını yaşıyorum. Ha, o biraz ben daha 5 sene önce girmiş olduğum bir siteden gelen spam ne kadar doğruysa sana da gelen yeni bir spam, sipa yani eşeğin yavrusu sipa, o da o kadar doğrudur. Demek ki o şeytan bizi kandırıyor. Sen diyor kriz geçiriyorsun. Hayır, bu yenidir, eski değildir. Kriz de geçirmiyorsun, daha önceki krizini hafızandan öne çıkarttı. Silebilir miyim? Silebilirsin. Biraz böyle ya büyük töbe yapacaksın veya Windows bilgisayarını yeniden kuracaksın. Sana bir şey gelen spamlar var. Maille gelen spamlar var.
Yani sen onayla mı döşeceksin? Bana bir şey yapamıyor. Onlar dışarıdaki lehviyatlar diyebilir misin? Evet, günah sokaktaki o şeyler. Evet, sen onaylamadıkça gözükmüyor. Ama bazı spamlar var ki onayına beklemiyor. Daha önce girmişti. Ama seni kaydetmiş o. O da tasavvurunda depoda bulunan bilgiler. Ona pat diye geliyor. O Allah Allah falan, akıl da ona inanıyor. Çünkü aklın bir aptallığı var. Ha realiteden gelsin, ha tasavvurdan gelsin, yani hayalle gelsin, düşünceden bir şey gelirse ne olursa olsun inanır. Ondan sonra kriz geçiriyorum. Oysa 5 sene önce geçirdiği veya 3 gün önce geçirdiği bir krizi şimdi geçiriyorum diye akıl buna inanırsa hemen akıl kendisini bırakıyor, teslim oluyor. O anda iraden devreye gireceksin, ona sipam diyeceksin. Olan sipa diyeceksin, tamam efendim, bundan sonrasını yığınak yapmayayım. Yarın kaderi tekrar okuyalım. Çünkü bir saat oldu. Kaderi herhalde anlamışızdır. Bu kadar birbirine çelişen ve çatışan gibi gözüken ayetleri niçin öyle oluyor? Hulasa ediyorum. Mesela şöyle ayetler var. Diyor ki, sen attın ama sen atmadın. Allah dilemezse sen dileyemezsin. Tamam mı? Onunla çelişen, yani buna benzer ayet, iki tane, üç tane gösterdim. Kişi çalıştığı emeği ve çabası kadar vardır. Şükrederseniz nimetimi çoğaltırım. Kaderinizi boynunuza taktık. Yaptıklarınız, tercihleriniz sizin kaderinizdir gibi ayetler birbirine zahirde tezat gibi gözükürken, hayır der ustad. Biri nazari kader, biri bedihi kaderdir. Bedi-i kader kitab-ı mubindir, nazar-ı kader imam-ı mubindir. İmam-ı mubin, mazi, çekirdek ve mustakbel meyveyi tasamun ediyor. Bu irade ve evamiri tekviniye. Bedi-i kader ise ondan sonra zahir ve batınıdır. Yani ağacın görünüşü ve içerisindeki makine sistemidir. Buna da kitab-ı mubin denilir. Zahiri kader kitab-ı mubindir. O zaman o biz istemezsek sen isteyemezsin, sen attın ama atmadın. Bir tanesi evveli ve ahireye bakıyor, yazılım sistemidir. O biz dilemesek sen dileyemezsin. Yazılım sisteminin içerisinde dileyebilirsin. Benim yazılım sistemini yazmadığım, yazılım sistemine yüklemediğim özelliği senin bilgisayarında çalıştıramazsın, yoktur. Yok böyle bir şey. Yani biz dilemesek sen dileyemezsin. Biz yazılım sistemine yüklemediğimiz bir özelliği sen isteyemezsin. Hasan abi mesela... Anladık mı? Aslan gibi parçalayamayız. O olmadığı için bizde yani. Evet, yani bu... Yazılım bilgisayardan çıkmayalım böyle misalde. Tamam, o yazılım adam, yazılım işletim sisteminin içerisindesin. Onun dışına çıkamazsın. İşte bir daha yapalım. İki tane kader vardı. İmam-ı bin, kitab-ı bin. Zahiri kader, bedihi kader. Birbirine çatışan ve çelişen yoktur. Birisi nazardaki sistemin İşletim adıdır. Birisi arka taraftaki umumi bir yazılım sisteminin şeyidir. Çünkü Allah dilemezse kimse dileyemez. Dileyemez. Peki benim dilediklerim onun dileklerinin bana sunduğu tercihler içindeki tercihimdir. Mutlak değildir. Çünkü benim iradem yapılırken iradem yoktu. Benim aklım yapılırken benim aklım yoktu. Benim aklımın yapılırken benim aklım kullanılmamış. Benim gözüm yapılırken ve buraya takılırken gözümden önce başka bir göz olması lazım ki yakışıp yakışmadığını, buraya uygun mu değil mi o görmesi lazım. Bu gözüm buraya takılırken bu göz bakmadı. Bu akıl yapılırken bu akılla yapılmadı, aklı kül ile yapıldı. O zaman bir tanesi nazar-ı kader, bir tanesi bedihi kader. Yani benim bilgisayarım ve işletim sistemim umum yazılım sistemi Windows'un içindedir. Onun dışında yoktur.
kainat uyguluyorum. Kainat projesi, şeceri hilkat yazılımı insana yüklenmiştir. İnsandaki ile bu umumi bir sisteme girersin. İnsandaki ile umumi sistemin dışına çıkamazsın. İşte biz istemezsek, dilemezsek, sen dileyemezsin demek, bu yazılım sisteminin içinde biz ne istemişsek, ne yazmışsak, bu umumi bir sistemin içinde senin sistemin çalışır. Bu senin sistemin, bunun sistemin dışına Allah'ın dışında Allah'ı sorgulayamazsın. Allah'lığı hakla haşa kaldıramazsın. Allah'lığı kaldıramazsın. Lef-i mavzu kaldıramazsın. Umumi bir şey. Tamam mı? Bir de kaderin kaza oluşu var. Onu da bir daha gösterelim. Şimdi ortaya çıkınca. Şimdi ondan sonra bu bilgisayar, benim yazılımım, sistemim, tuşları onaylayıp onaylamamam, girip girmemem sitelere ancak bana sunulan tercihler kadar tercih edebiliyorum. O zaman benim tercihim tercihler içerisindeki tercihlerimdir. Güneşin ne zaman doğacağını ben takdir edemem. Benim ömrümü ben takdir edemem. Çünkü en mühim özellik, en çok istediğim, merak ettiğim benim ömrüm. Ben tayin edemem. Ha, o zaman tercihler içerisindeki tercihlerimin yekünü benim kaderimdir. Nedir o? Kitab-ı mübinimdir. Tercihler, kitab-ı mübin zahirdir. O ikisinin de cemi, lef-i mahfuzdur zaten. Herhalde olmuştur. Soru sorabilir miyim? Sor. Abi o zaman irade vicdana bakır dediniz ya, biz vicdana müdahale edemiyor muyuz? Ha, edersin şöyle. Şimdi vicdanı yar, içerisine gir. Ne var içinde? Zihin, irade. Doğru, sırayla git. İrade. His. Zihin. His. Latifer. Ha. Şimdi bu. Bunlar mahluktur. Evet abi. Verilmiş. Eğer sen bu vicdanın içerisinde terakki ede ede fenay mutlaka mazar olur. Aslın olan eneye, mec'ula, nur-u Muhammediye girersen artık bunlar kalkar. Bunlar da konuşulmaz. O işte o sensin. Ben olan ben. Mutlak hürriyet oradan geliyor. Ama onu işlemiyorum tabii şimdi. O umuma bakan bir şey. Niyetinizi değiştirin dediğiniz zaman evet. Abi, o vicdana mı bakıyor yani? Mesela vicdanda ikinci bir niyet var. Mesela şöyle diyelim. İhtiyar aklidir. Zaten onun için kader hakkında glukal çok olmuş. Bir ihtiyarla var, bir irade var. İhtiyarla şu, mevcutlar arasındaki tercih özelliğim. Yani 5-6 tane şık koymuşlar bana, seç bir tane. İhtiyarın özelliği mevcutlar arasındaki tercih özelliğim. Mevcutla gayb arasında tercih edemez. İrade ise mevcut olanlarla hiç olmayan, gaybde olanları tercih eder. Mesela Allah diyor ki şu günahı yapma, ben sana cennette şu mükafatı vereceğim. Cennet gaybdadır ama günah hazırdadır. Hazırı gayba göre mukayese edip, gaybı tercih edip günah işlemeyen özellik ihtiyar değil, iradedir. İrade çünkü vicdanidir. İşte kader hakkında bir sürü konuşmalarının temeli ihtiyarı yerine oturtamamaktan, iradeyi yerine oturtturamamaktan kaynaklanıyor. İhtiyar aklidir, irade vicdanidir. Bu bir saat, 1,5 saat konuştuğumun temeli budur. Ama bunu anlaman için bu malzemeyi sunmam gerekiyordu. İhtiyar aklidir, mevcut tercihler içerisindeki tercihimdir. İrade ise tercihleri dışlayabilirim. Şu anda tercih olmayan gaybı tercih edebilirim. İnsanda başka bir donanım da var ki, senin sorduğun, bu vicdandaydı irade. Bunlardan da terakki ede ede artık insan kalp ve ruhun derece hayatından da çıkar. Terakki edince ruh mahlukiyetinden sıyrılır. Çünkü ruh mahluktur, sana giydirilen bir elbisedir. Ondan da çıkarsan fenayı mutlaka mazar olursun ki o şey benziyor, meyve, gir içeriye, tomurcuk, meyve, dal, gövde, kök, çekirdek. Çekirdeğe girersen meyve olarak, meyve iken
Çekirdeğin içine girersen çekirdeğin adı fena-i mutlak. İşte ben olan ben, o Nur-u Muhammedi'deki enedir. O benim. İşte orada ne var? Orada şu var. Allah'ın zatı ve subuti sıfatlarının perdesiz tecelli ettiği yer olduğu için oradaki irade benim iradem oluyor. Çünkü fena-i mutlak olmuşum. Artık beşeriyetim yok. Ruhsal tarafım yok. Oradaki irade subuti sıfattaki irademdir. Şimdi, o zaman mutlak hür orada olur. Siz diyorsunuz abi, sizin siz olan sizle, benim ben olan ben arasındaki fark ne abi? Şimdi ben olan ben. Sizinkiler. Ha şimdi bak. Ben dediğinden şeyler var ya ben. Ben dediğimi kimi kastediyorum? Gir, gömlek. Gir içeriye. Benim gömleğim derken gir içeriye. Benim diyen arkada. Benim atletim. Benim atletim diyen atlet değil. Gir içeriye. Benim vücudum. Benim vücudum diyen vücut değil. Gir içeriye. Benim aklım. Benim aklım diyen akıl değil. Çünkü benim kitabım. Diyen benim, sahip çıkılandır, sahip çıkanım. Benim ruhum, hani gömlektir, atlettir, vücuttur. Benim aklım diyen akıl değil. Benim ruhum diyen ruh değil. Ruha bile sahiplenendir, benim kalemim der gibi. O işte o ben olan ben, enedir, mec'uldur. Nur-u Muhammed'in içerisindeki bir yapımdır. İşte 218 şualarda hakikat-ı Muhammediye cihetiyle İnsan kainatın çekirdeği aslisidir. Kainatın dışındadır. Ama beşeriyet, levazımat itibariyle ruhsal, bedensel itibariyle kainatın içine doğmuştur. Bu tarafı mahluktur. Ama insanın ben olan beni kainatın çekirdeği olduğu için kainatın dışındadır ve mahluk değildir. Ama vacip de değildir. Berzahtır. Vacip mahluk arasındaki berzahtır. Kabir gibi. Kabir ahiret değildir. Dünya da değildir. Berzahtır. Ahiret, kıyamet kopunca haşir meydanı ile başlar. Şu anda alemi berzahtalar. Abi ben şunu sormak istedim. Hani mesela biz mesela peygamberlerle nerede ayrılıyoruz? Yani mesela onların ben olan beniyle benim olan ben olan... Mahlukiyet cihetiyle ayrılıyoruz. Ruhta ayrılıyoruz. Ben olan ben de aynıyız. Yani siz de aynı yere gidiyorsunuz, ben de aynı yere gidiyorum. Evet. Bak şimdi. Allah var iken hani aşağı hiçbir böyle şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Elanda yok. Ama onu konu eklemiyoruz. Allah varken hiçbir şey yoktu ama elanda yok. Şimdi Allah kainatı yaratma kararı verdi. Şu kainat. Yaratmadan önce çekirdek yarattı. Bu çekirdeğin adı Nur-u Muhammed. Şimdi bir çekirdekte ağacın dalı, budağı, kokusu, yaprağı, çiçeği ve bütün meyveleri var mı yok? Ağacın ben bir meyvesiyim, sen de bir meyvesisin. Ben bu çekirdekten vardım. İşte Nur-u Muhammed'in içinde biz böyle vardık. Ağacın altındaki kökteki çekirdek Nur-u Muhammed'idir. Nur-u Muhammed'idir. İnsan değildir. Çekirdeğin adıdır. Bu ağacın adı Şecer-i Hilkat'tır. Meyvenin adı Ahmet'tir aleyhissalatü vesselam. Meyvenin adı Ahmet'tir, çekirdeğin adı Muhammed'tir. Muhammed denmesinin sebebi bu çekirdek bu meyvenin içinde oluşundandır. İşte ben de bu meyveyim. Ahmet de meyve, ben de o da namaz kılıyor, o da oruç tutuyor. Ben de tutuyorum, o da namaz kılıyor, ben de namaz kılıyorum. Meyveyiz. İşte meyve biziz, çiçekler hayvanlardır, yapraklar bitkilerdir. Ağacın o kökleri de bu vücuttur. Topraklar, taşlardır. Tamam mı? Şeceri hilkat böyle tasvir edilir. Meyve insandır, çiçek hayvandır, yaprak nebatattır. Ağaçta taşlar, topraklardır. Meyve insandır. Bu meyvenin içerisinde ağacın başı olan çekirdek var. Ağacın kökündeki bir çekirdek meyvenin içinde yok mu? İşte ben olan beni bu meyvenin içindeki çekirdektir. Kimdir bu? Kökteki çekirdeğin ne aynısıdır ne gayrısıdır. Bu kökteki çekirdek meyvenin içinde de var. İşte onu kastedersek Nur-u Muhammed'i bende de olduğu için bu cihetle ben diyor 218 şualarda kainatın çekirdeği aslisiyim. Yani kainattan önceyim.
bu şuurun olursa. İşte mutlak hürriyet, eğer meyvedeysen ağaca bağlısın. Meyvedeysen ağaca bağlısın. Ama meyvenin içerisine terakki edersen ağaçtan çıkar, köke gidersin. Buraya taşınırsın. Aslında terakki ede ede meyvelikten meyvenin içindeki çekirdeğe girersen, meyvenin içindeki çekirdeğe girdim zannediyorsun ama aslında ağacın başına girmişsin. Fena-i mutlak bu. Anladık mı burayı? Evet. Bak çünkü bu çekirdek küllehu küfüven ehed. Bu meyvenideki, bu ağacın kökündeki çekirdek kulüvallah ehed. Kulhu vallahu ehed. Allahu semet lem yelidu ve lem yuladu. Ve lem yekun lehu küfüven ehed. Ehed, 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 ehed. İşte meyvenin içindeki çekirdek o ben olan bendir. O fena-i mutlaktır. Ona girdik demek Nur Muhammedi'ye girdin demektir. Aynı şey. O zaman mutlak hürriyet oradan geliyor. Mutlak hür orada olursun. Yoksa iradeni verene karşı irade mutlak hür olamaz. Nasıl olursun? Eğer meyvenin içinden çekirdeğe taşınırsan çekirdeğe taşınmak demek ağacın başına taşındın ki o zaman varlık yok zaten senin şey. Bunun adı fena-i mutlaktır. Hiçlik mi oluyor abi? Yok, tövbe estağfurullah. Yani hiçliğini bilmektir. Hiç olmak, hiç oldun demek değil de hiçliğini bilmek. Şimdi çünkü abi, o Nur-u Muhammedi'de de ilim var yani. Yokluk, yok olmak, yok olmak için değil. Mutlak vücudu kazanmak için. O da bekabillah mı oluyor abi? Gibi. Şimdi abi o zaman bizde cüz-i irade var oluyor o zaman. Çünkü niyetimi ben niyetimle değiştirebiliyorum. Cüz-i ihtiyar var de. Cüz-i irade yoktur. Şimdi, irade var bizde. Abi, cüz-i yok iradenin. İhtiyarın cüz-i var. Hani şu anladığımı söyleyeyim abi ben. Ama bunun bir tavsiye et ondan sonra. He, doğrudur abi. Cüz-i irade yok. Cüz-i ihtiyar var. Şimdi söyle. Şimdi abi akıl ihtiyara bakıyor dediniz. Evet. İrade vicdana bakıyor dediniz. Ben vicdandaki hassasiyetimle aklıma şey gönderiyorum dediniz. Evet. Şimdi o zaman ben niyetimi düzeltebildiğime göre o zaman o vicdana bakan şeye müdahale edebiliyorum ben. Edersin tabii. Bak şimdi bu vicdan kabul et. Evet, vicdanın içinde ne var? İrade var. İrade. Zihin var. His var. Latife-i Rabbani. İradenin ibadetullah. Zihnin marifetullah. Hisin muhabbetullah. Latife-i Rabbani müşahadetullah. Şimdi benim bu irademle bu zihindeki marifetullahı arkama alarak dimağı değiştiremez mi? Değiştiririm. Çünkü dimağın komplesi vicdana zihin kablosuyla bağlı. Bedenin ibadetleri, ruhun ibadetleri vicdana irade kablosuyla bağlı. Tercihlerim şeylerim var ya böyle. Allah elhubbu fillah vel buzu fillah. Hissimle bağlı. O zaman vicdanda bulunan zihinde bulunan marifetullahı alarak irade gidiyor dima değiştiriyor ki usta şöyle diyor onu yaptığına delil cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Sen cüz-i ihtiyarından nasıl vazgeçiyorsun? Çünkü cüz-i ihtiyariden daha üstün bir birimim olacak ki ihtiyarı devre dışı yapabilme yetisi ve etkisi olsun. İhtiyarı devre dışı yapabilme yetki ve yetisi iradedir. İradeye geçmek demek vicdanında yaşıyor demektir. Vicdanında yaşıyor demek kalp ve ruhun daire-i hayatına geçmiş demektir. Bunu peki böyle bir insan ne der? Aradığımızı aradığımızdan sormalıyız diye diyor. Aradığımızı 19. mektupta 19. mertebede Ayet-i Kübra'da Allah'a soruyor. Evet. Ne demek? Aradığımızı aradığımızdan sormalıyız diye tarihe başlıyor. Peki aradın kim? Allah. Allah'a soruyoruz. Peki ona ne diyeceğiz abi irade demiyorsak? Hangisine? O yani düzeltebildiğimiz yani ikinci bir şey. İkinci niyet. Bak hayır. Birinci niyet burada. Karıştırma. Birinci niyet bu. İlk. Hadiselere karşı ilk niyet bu mukamata oluyor. İlk niyet ve ilk ihtiyar. Unutma bunu. Buradaki iradenin içsel yapısı ikinci niyettir.
Onun için her akla niyet ettiğimiz bir şeyi sonradan değiştirmiyor muyuz? Eğer bak ayet şiddeti kader esasını diyor ki eğer diyor niyetin ilk niyetin vücud haricisi olsaydı niyet ettiğin bir şey hemen yaratılırdı. Ama niyetimizi sonra değiştirmiyor muyuz? O zaman niyetinizde farklı bir niyet de olması lazım. O da mı ihtiyar oluyor abi? He? O da mı ihtiyar? Yok. Birinciler hep burada. İkinciler hep burada. Birincinin için dermiş, yüksekliğinden değil. İlk muhatap olunan mekanizma hadiselere, tercihlere ilk bu muhatap oluyor. Birinci ihtiyar burada. Birinci niyet burada. İrade burada. İkinci niyet burada. Bu niyet etti. Karar verdi. İhtiyar etti. İrade edemez. İhtiyar etti. Niyet etti. Gidiyorum. Şimdi namaza ineceğim. İrade niyet ettim. Birinci irade. Niyet. Sonra ben ötekisi vicdanımdaki bir ses. Ya yapma ya. Deme adama ya. Vurma adama ya. Ne tamam ya. Olsun zaten. İkinci bir niyetle birinci niyeti devre dışı yapabiliyor. Eğer ikinci niyet yetkisi özelliği bende olmasaydı akıl nereye karar vermişse hemen vücuda gelirdi. O zaman cibir olurdu. Peki şeyi nasıl ayıracağız abi? İşte o iradenin mesela vur vurma. Tamam burada ayırt edebiliriz. İrade vurma diyor. Mesela suçsuz yere birini vurmayın. Niyet etti. Peki ihtiyarla onu şöyle ayırırız. İhtiyar hazır adam haksızlık yaptı. Arabana vurdu. Gençler siz ne bilirsiniz? Yani sizin. İhtiyar zahire bakar. Kaza oldu, arabana vurdu. Tamam geldi adam vurdu arabana. Bu akıl diyor ki zahire bakarız. Adam haksız. İhtiyarına çak. İrade diyor ki ya dur ya bu mazi evladı var, kızı var. Eve ekmek götürecek tamam mı? Yani bu acaba kafasında ne problem vardı? Hep bunları söyleyen iradedir. İrade ihtiyara diyor ki dur yapma. Şeytandan gelen bir şey var mı orada? Mesela yani haşa vur diyen mesela burada. Ha şeytan nerede? Cinler burada. Cinler dimağı karıştırır. Vehimle. Varı yok yoku var eden. Cinler. Şeytan ise kalbin etrafında lümme-i şeytaniyedir. Buraya vicdanın içerisine vesvese atar. Yani iradeni, zihnini bozmaya çalışır. Şeytanın özelliği o. Şeytanın özelliği iradeni, zihnini, hissini bozmaya çalışır. Gider Allah düşmana dost olabilirsin. El-hubbu fillah ve el-buzu fillah. Şeytanın işlevi burada. Yani o program burada çalışıyor. Burada ise cinler, dimağdaki yedi mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Yedi. Buraya bomba atar. Bütün birim tek tek kalır böyle göz gözü görmez sis bombası. Polis attı ya bombayı. Kimse kimseye destek vermez bir grup olamaz. İşte o biraz önce spam dediğimiz şey cinler daha çok şey yapıyor. Cinler iki yolla girebilir. İnsana başka dimağına giremez. Ta en dip. En dip derken dimağın ilk soğan kabuğu. İkinci de bir de soğan kabuğu var. Nedir? Tahayyül. Gir içeriye. İlk önce soğan kabuğu en dışarıda tahayyül. Gir içeriye tasavvur. Gir içeriye taakkul. Gir içeriye tasdik. Gir içeriye izan. Gir içeriye iltizam. Gir içeriye itikat. Dima bitti. Zaten bunu modern tip korteksi, beyni sırf akılla yorumladığı için psikoloji hastalara ciddi ve temelde bir çözüm üretemiyor, üretemeyecek. Yalnız uyuşturucu ilaç veriyor. Sebebi korteks kafaya tek akıl demiş. Oysa ustad akıl yedi birimde bir birimdir. Bunu bilmeden bu eksende çözüm üretemez. Eğer yedi birimden bir tanesidir derse ve şeytan varı yok, yoku var eden, düşünce çeşitliliğiyle insanın aklını bloke eden, bu cinlerden haberi olmayan bir doktor, tasavvurdan ve tahayyülden ve tasavvurdan haberi yoksa buna ciddi bir çözüm bulamaz. Ancak kana şey maddesi yükler. Uyku yapan kanı, yani narkoz, hastanelerde ameliyat için uyur. Sebebi şu. Acizliğinden dolayı doktor ne yapsın? Doktor ilacı veriyor. Uyur. Gene beyin kendisini motive etsin. Uyuyarak beyne akla fırsat veriyoruz. Diyoruz ki bak
Şu anda adam giremiyor. Sen serotonin vesaire maddeni salgıla da normala gel. Ama şeytan da cinde durmuyor. Normala bir geliyor, kendisini yapılandırıyor ama cin tekrar tasavvurundaki o spamları karıştırıyor. Spam getiriyor. O daha önce girdiğin resimleri tekrar bu taşıyor. Spam gitmediği için tekrar ediyor sürekli. Tekrar ediyor. Bu sefer insan zannediyor ki krizim tekrar ediyor. Kriz tekrar etmez. Çünkü hayatın tekrarı yok. Bir saniye öncesini yaşayabilir misin? Yani psikoloji... Bir dakika, bir saniye öncesini yaşayabilir misin? Hayır. Bir saniye önceki krizi de tekrar yaşayamazsın. Peki nedir o? Ona benziyor. Kayıtta var bu. Kamerada var bu. Hafıza, tasavvur kayıttır. O zaman cin, spamla tasavvurdaki kaydı enerjisine, playerine basıyor, çalıyor. Ya ben konserde kamerayla çekmiştim, konserde bulunuyordum. Ben bununla çektim diye konseri kameraya basarak evimde 5-6 sene sonra konseri seyredince konserdeymiş gibi duygular olur. Çünkü ben oradaydım çekerken. Ama hiç konsere gitmeden videoyu seyretse, o konserde bulunan kişi gibi duygulanır mı? Duygulanmaz. Ama aynı gibi hisleri hisseder. Konserde, yani o şarkı türkülerin bulunduğu yerde. O adam orada hem bulundu hem çekti. O zaman 5 sene sonra onu çalsa, oradaki duygular kayıtlıdır. Benim bu çalan video o kaydı aktif ediyor. O kaydı aktif edince o duygular oluyor. Sanki oradaymışım gibi oluyor. Ama orada değilim. 5 sene geçmiş. Psikoloji hastalarının temeli bu. Lazcası. Bunu bildi mi? Bir insan bu ilme sahip olsun şu söylediğime. Yazsın bunu, yazsın. İkide bir, üç, her gün tekrar etsin şu söylediğim. Konser mi? Çok konuşa dilim bir şey. Konser doğru mu diyorum? Hani konser, konser değil mi? Bak, psikoloji hastalığı söylüyor. O adam o konserde bulunuyor. Kamerası da çekiyor. Hem duygulanıyor, seyrediyor adamı. Duygular yükleniyor mu? Hafızaya kayda geçmiyor mu? Sırf kamera çekmiyor ki. Bu kamera da çekiyor. Tamam? Bu kamera çekiyor. Bak, temel hastalığın temelini anlatıyorum. Bak nereye kaydık yani? Bu kaderde nereye kaydık? Bu kayıt çekiyor mu? Çekiyor. Kamera çekiyor mu? Çekiyor. 5 sene geçti. Adam odaya geçti. Kamerasını çalsa, bu kameradaki çalan burayı aktif eder mi, etmez mi? Eder. Bu çaldıkça, hatırladıkça, ya orada ayran da içmiştik, efendim o arkadaşla da şey yap, aa kenarda namaz kılmış, o duyguları aynen oradaymış gibi yaşarsın. Bu çünkü burayı aktif etti. Ama o duyguları yaşarsın ama o işi yapmıyorsun. Orada değilsin. Niye aynı duyguları yaşıyorsun? Çünkü kayıttaki duyguları bu kayıt aktif etti. İşte geçmişteki sıkıntıyı aktif eden, buradaki sıkıntıyı hatırlayatan bir objedir. Yani bir resimdir, evdir, teyzemdir, ablamdır. Onun sesidir, çığlık atmasıdır. Burada bir hatırayı hatırlatan bir simge, obje gelince tak aktif oldu. Veya bir kötü, bir negatif konuşan bir adam baygın maygın bahsetse, hemen buradakiler aktif olunca adam onu yaşıyor zanneder. O duyguları yaşar. Ama o fiilde değil. Sebebi kayıtın tekrar çalması demektir. Kadere gelelim. Evet, bitti herhalde. Kader alakalı abi. Yani sizin ruhunuzla benim ruhum aynı mı abi? Mahluk itibariyle aynı. Peki donanımsal olarak aynı mı abi? Donanımsal şöyledir. Bazı bilgisayarındaki donanımları farklıdır, olduğu gibi farklıdır. Yaratılışta biz farklı yaratılıyoruz yani. Yani ruhtaki bazı cevherler farklıdır. Verilen kısım farklı. Yani. Evet, ama buna mukabil senden istenenle benden istenen eşit değil. Mesela diyelim ki peygamberler mekruhta yapamaz. Veya evliyanın ruhuyla bizim ruh. Evliyalar benim gıybeti duysam Ramazan'da, gıybet yapsam orucum bozulmaz, günahkar olurum. Evliya gıybeti isteyerek duysa ve gıybet yapsa kefaret lazım,
Çünkü niye? Kardeşinin çığ etini yemiş gibi olmuyor. Yiyor. Avam ise, yani normal bir insan ise kardeşinin çiğ etini yemiş gibidir. Gibidir. Evliya ise yemiştir. Ağzını açsın, pıh tükürsün, kan olur. Buna bir misal vereyim. Ayşe validemiz birisini dedi ki o falan böyle bir adamdır dedi. Allah Resulü dedi ki tükür dedi. Tükür ağzındaki o kanı pis eti dedi. Tükür dışarıya. Hak ne niye? Puh. Aa kan geldi ve et parçası. Ya Resulallah nedir bu? Çünkü bir kardeşini gıybet ettin. Gıybet etmek kardeşinin çiğ etini yemek gibidir. Ama Ayşe validemiz umurun batınlarında yaşadığı için yemek gibi değil, yemiş oluyor. Peki abi dolayısıyla donanım farklı ama beklentiler de farklı, hesap da farklı. Şimdi beklentileri gereğini yaptığımız zaman aynı mükafatı mı alıyoruz abi? Yani mükafat şudur. Fıtratının isteğine cevap vermek senin en iyi mükafatın budur. Mesela baba, İsa Aleyhisselam'la cevap veriyorum. Baba eve geldiği zaman kıza etek getiriyor, çocuğa şalvar getiriyor, pantolon getiriyor. Çocuğa ufak ayakkabı getiriyor, ablaya büyük bir şey, abiye getiriyor. Herkes halinde memnun. O zaman mükafat aynı değildir. Mükafat donanımın isteğine cevap vermektir. Adalet de budur. Ahire indiğin zaman sığıra ot, köpeğe kemik. Ama adalet eşitliktir dersen zulüm olur. Köpeğe de ot atacaksın, sığıra da ot atacaksın. O zaman hani adı vatandaş dese ki ben niye peygamber sıratında gelmedim dese? Çünkü sen Müslüman olarak geldiğine göre bir tanesi de sana dese ki sen niye kafir gibi gelmedin? O zaman ne diyeceksin? İşte yani bu soru bitmez. Çünkü niye? Öyle tercih edildi. Benim ihtiyarım dışında. Evet. Ama senin peygamber olmadığın diye sana soru sorulmayacak. Evet. Sen niçin peygamber değilsin ve peygamberlik gibi yaşamadın diye sorulmayacak. Sana şu sorulacak. Sana verilenleri yerinde niye kullanmadın? Peki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yerine ben olsam. Bir başkası da diyecekti ben niye olsam. Herkes 7 milyar insan ama bir tane seçilmesi lazım. O zaman ben niye peygamber olmadım? Ben de soracağım o zaman. Ben de niye olmadım? O zaman bir tanesi seçilmesi lazım. Bir tanesi seçilirse ki peygamberler senin ve benim gibi düşündüğün değil. Çok böyle üzünerek aldılar bunu. Çünkü peygamberlik aynı böyle kafasına böyle inen şey gibi değil. Böyle kafasına geçen bir hadise değil. İradeleriyle tercih ettiler ve zor işi yüklendiler. Bizim gibi yaşama şeyi yok. Ruhsatla yaşama şansları yok. Aynı bedene sahip oldukları halde azimetin en zirvesiyle her mertebede yaşayacaklar. O olmak çok zordur. Bize kolay verildi. Peki ne yapmış? Allah bize merhamet etmiş. İradelerle seçtiğiniz şey cüz irade olmuyor mu abi o zaman? İradelerle cüz iradeyi beyninden sil. Sildim abi. Evet. Cüz irade yoktur. İrade vardır. İhtiyarın cüzisi var. O zaman bendeki iradenin bizzat karşılığı mı oluyor? Evet. Sormuyor. Yani bendeki irade demek, tamam abi. İrade, subuti sıfatla ilim, irade, kudret, sen, basarın ortaya zuhur yeri. Tamam abi. Yani bu biraz sokmak istiyorsun beni ama daha ileri gitmeyeceğim. Kayıt oluyor. Bak senin iraden, dur sileceğiz. Senin bu irade denilen şey, mekanizma, sistem, zemin, subuti sıfatın, subuti sıfattaki iradenin zuhur yeri. Ziya gibi mi oluyor yani? Hayır tamam, ziya. Ziya ama ne aydır ne gayrdır kardeş. Bir daha söyleyeyim. Aynadaki güneş, güneş midir? Değildir abi. Ayna mıdır? Ayna mıdır buradaki güneş? Yok abi ayna dedi, güneşin tecrübesi. Bak şimdi güneş değil, ayna değil. Güneşin özelliğine sahip mi? Kısmen. Yani ısı var. O olmadı. Kısmen olmadı bak. Aynadaki güneş, güneşin özelliğine şöyle sahip. Ne aynıdır ne gayrıdır. Ne odur ne o değildir. Ha ama şunu kastettim kısmen. Yani güneşin bütün hastalarına sahip evet. Ama derecesi düşük. Derecesi evet. Düşük. Değil mi? Mesela ısı verir. Işık verir.
renklere sebep olur. Böyle tutsam öteki tarafı aydınlatır. Ama ben kesif, beni bir yere yansıtsan ayna yansıtamaz. Ha, iradem demek vicdan aynasında, şu ayna düşün. Ayna ruhtur. Tamam abi. Güneşe Allah de haşa. Tamam abi. Bu aynada gözüken irade ilahiyenin ne aynısıdır ne gayrısıdır. Ben o zaman ayna içindekine müdahale edebiliyorum. Aynayı içine ediyorsun tabii. Yapılanma istediğin gibi değiştiriyorsun. O zaman ben cevherlerimi de değiştirebilir miyim? Cevherleri değiştirmek demek buz makamından suya, sudan şeye değiştiriyorsun. Evet. Cevher temel yapıdır. Temel yapı esmadır. Esmanın mertebesini inkılap ettirebiliyorsun. Buzdan suya, sudan enerjiye, enerjiden esire. Lef-i mahfuza giriyorsun. Hatta Gelan Hazretleri geçmiş. Alemi manaya. Settar ismini mazhar olduğu için geçmiş günahları silmiş adam. Sen de geç. Keşke benimkiler de silse. Peki burada duralım. Hadi. Yarın devam edeceğiz. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. Kaç saat oldu?